Şimdi size kafanızın içindeki bilgisayarda bir slayt gösterisi hazırlamanızı isteyeceğim. Siz de ben anlatırken en sevdiğinizde olduğunuz anları bir hatırlayın ama. Ve o anların fotoğraf karelerini bir kenara koyun. Kimseye izletmeyeceğiniz bir slayt sunumu hazırlıyorsunuz. Bu yüzden birazdan şarkıyı dinletirken gözlerinizi de kapatmanızı rica edeceğim. O yüzden şimdi ayaktaysanız oturun lütfen. Yoldaysanız devam edin. Hatırlamanız da yeterli olacaktır. Evet, ben de bir an kendimi illüzyonist olarak hissettim ama illüzyonistler göz aldatır. Oysa ben bir süreliğine gözlerinizi kapatmanızı istedim sizden. Ayrıca herhangi bir duyunuzu aldatacağım da yok zaten. Siz kendi kendinizin sihirbazısınız. Anılarınız, hele ki güzel anılarınız, benim biraz evvel sizden istediğim o fotoğraf kareleri gibi, bir anda sizi safiyane duygulara götüren anlarınız yeterince büyüleyici zaten. Bu arada bir yandan aklınızdaki hatıralarınızdan en güzel kareleri bir kenara koyuyorsunuz ben konuşurken, değil mi? Tamam, güzel. Şimdi tab edilip ele gelmeyen ya da bilgisayarınızda, telefonlarınızda bulunmayan o kareleri sırasız bir şekilde gözlerinizin önünden geçirmeye hazırlanın. Ama bunun için bir şarkıya ihtiyacımız var. Zaten bu şarkı sadece sizin bildiğiniz ve izleyeceğiniz slide gösterisinin fonu. Evet, bu o şarkı. Belki sizin şarkınız değildir. Belki ilk defa dinleyeceksinizdir. Ama bu sizin en sevdiğinizde olduğunuz anların fotoğraflarını çektiğiniz slide sunumunun fon müziği artık. Bir yandan siz şarkının müziğini ve sözlerini dinleyin ama eğer gerçekten gözlerinizi kapattıysanız daha çok hissedeceğiniz şey o kareler olacak aslında. Bana inanmıyorsanız hemen başlayalım da görün öyleyse. Şarkı bitene kadar gözünüzü açmayın ama. Kareler hazır mı? Rahat mısınız? Oturdunuz mu? Peki, slide filmi makaranızı döndürüyorum öyleyse. Fotoğrafları siz yerleştirdiniz zaten. Geriye sadece izlemek kalıyor. Ben görmeyeceğim, ben bilmeyeceğim. Ama aynı şarkıda hepimiz kendi hikayemizi izleyeceğiz. Thank you.
Sevmek Zamanı. Başrollerini Müşfik Kenter ve Sema Özcan'ın paylaştığı 1965 yapımı bir film. Sevmek Zamanı. Siyah beyaz bu filmin her karesi bir tablo güzelliğindedir. Fonda duyduğunuz müzik de film için özel olarak bestelenmiştir. Film, Fars edebiyatında da örneği görülen surete aşık olma temasını işler. Zengin kız fakir erkek hikayesi Türk sinemasında ilk kez klişelerin bu kadar dışına çıkmıştır. 1965 yılında çekilen Sevmek Zamanı, zamanının çok ilerisinde bir kurguya ve tekniğe sahiptir. Oyunculuklar, gölgedeki sahneler, çevre dokusu, sandal, duvarlar, bakışlar. Filmin teması surete aşık olmadır. Boyamak için girdiği bir evin duvarında asılı kadın resmine aşık olan boyacı Halil'in ve resmin sahibi Meral'in öyküsünü anlatır. Adam resme aşıktır. Aşkı üstündür. Tüm maddi değerlerden ötedir. Ve bu aşkta kadına yer yoktur. Yani kadın yoktur. Erkek kendi hayalinin yarattığı üstün özneye aşıktır. Hatta diyebiliriz ki adam kendisine aşıktır. Narsisttir ve egoisttir. Öyle ki kadının da adama aşık olup ona gelmesi üzerine adam gaddarca bir şekilde kadını hiç düşünmeden onu reddedecek kadar kibirlidir de. Ama sonrasında adam kadının duygularına karşılık vermeye karar verir. Kadını bulur. Ancak hayalindekine uymayan bir surette ve bir mekanda. Öyle bir tutkuyla çekilmiştir ki bu film. Metin Erksan filmi bitirebilmek için evindeki eşyaları satmak zorunda kalmıştır. Metin Erksan'ın bu filmi o dönemde ticari gösterime girmemiş, sinemalarda oynama şansı bulamamıştır. Ancak aynı dönemin Avrupa sinemasına paralel ve yenilikçi sinema dili nedeniyle seyretme imkanı bulanlarca çok beğenilmiş, zamanla kült statüsü edinmiştir. Ben de filmin anlattığını yaşadım sanırım sevgili dinleyenler. Yani ben de filmin sahnelerini, resimlerini, bakışlarını, repliklerini o kadar sevdim ki filmin tamamını izlemedim. Filmi izlersem büyünün bozulacağından korktum. Filmi izlemedim. Filmin bir sahnesindeki diyaloğu çok sevdim ben. Müşfik Kenter'in usta oyunculuğu şu sahnede bile yeterince bize bir şeyler anlatıyor. Tek farkı dublajını başkasının yapmış olması. Ancak olur da bu filmi ya da bu sahneyi izlerseniz, aşık bir adam nasıl bakar görürsünüz. Aşık bir adam aşık olduğu kadına değil, o kadının resmine nasıl bakar bir görürsünüz. Ve aşık olunan kadın, Sema Özcan, kendine duyulan bu aşkın ikilemini yaşayan bir kadın. Çünkü adam aslında kendisine değil, onun resmine, suretine aşık. Siz olsanız nasıl duygular yaşardınız? Yani çok seviliyorsunuz. O sizin resminiz. Siz canlı canlı varsınız. Boylu boyunca adamın yanındasınız. Ama adam sadece resminize aşık. Siz varsınız. Ama adam için yoksunuz. Adamın içinde sizinle aynı suret ama bambaşka bir kadın var. Peki. Daha fazla anlatmayayım. Filmin beni o çok etkileyen sahnesini Müşfik Kenter kendisini seslendirmemiş bile olsa hep beraber dinleyelim. Sevmek Zamanı. Yıl 1965. Cevap vermeyecek misin bana? Yoksa gerçeği söylemekten korkuyor musun? Öğrenmek istediğini Mustafa söylemiştir sana. Ben senin söylemeni istiyorum. Herhalde bana ait olan bir şeyi öğrenmek hakkımdır. Hayır, sana ait bir mesele değil bu. Resminle benim aramdaki bir durum seni ilgilendirmez. Ben senin resmine aşığım. İyi ama aşık olduğun resim benim resmim. İşte ben de buradayım, söyleyeceklerini dinlemeye geldim. Resmin sen değilsin ki. Resmin benim dünyama ait bir şey. Ben seni değil resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Bu davranışların bir korkudan ileri geliyor. Evet, bir korkudan ileri geliyor.
Bu korku sevdiğim şeye ebediyen sahip olabilmek için çekilen bir korku. Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım o zaman ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktın yüzüme. Belki de alay edecektin sevgimle. Halbuki resmin bana dostça bakıyor. İyilikle bakıyor. Ve ebediyen bakacak. Ben de sana bakmak istiyorum. Hayır. Benimle resminin arasına girme istemiyorum seni. Ben senin yalnız resmine aşığım. O kadar sevdim ki resmini. İşte bugün konuştu ben. Yorulmuştum çalışmaktan. Karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım. Olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. Resminle benim aramdaki bir durum seni ilgilendirmez. Ben senin resmine aşığım. Annemin plakları. O kadar sevdim ki resmini. İşte bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan. Karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım. Olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. Bugün konuştu ben. Yorulmuştum çalışmaktan. Karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım. Olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. İşte bugün konuştum. Benimle resminin arasına girme istemiyorum seni. Ben senin yalnız resmine aşığım. Bir Erol Evgin şarkısı dinleyelim mi? Gitmelerden bahseden bir şarkısı. Bugünlerde birçoğunuz hep gidiyorsunuz değil mi? Ya tatile gidiyorsunuz, ya eve dönüyorsunuz.
Ya gittiğiniz yerden dönüyorsunuz ya da döndüğünüz yerden de gidiyorsunuz. Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Git gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum. Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Annemin plakları. Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız, can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki bir kal diyen çıkar ardında. Ben bu dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Git gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum. Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı. Ahmet Altan'ın çok sevdiğim bir yazısı var. Yazıyı neden sevdiğimi ve ne anlattığını söyleyip uzatmadan hemen okumak istiyorum aslında. Yazının hemen ardından da 90'lardan kalma bir kasetin B yüzünün son şarkısını seçtim sizlere dinletmek için. Birlikte mahvolmak. Hayatı, hayatın gücünü, meyvesini, tadını, ölümünün güzelliğiyle reddeden bir ağaç gibi kendi yanışıyla, yok oluşun kokusu sinmiş varlığıyla, yok oluşa yaklaştıkça ışıldayan tavırlarıyla, hayata karşı aldırmaz baş kaldırışıyla sizi çeken insanlar vardır. Onlara dokunduğunuzda yapraklarınızın ölümün güzelliğiyle kızılaşacağını sezdiğiniz insanlar. İntihar gibi bir ilişki. Birlikte yok olmanın başkalarıyla yaşamaktan daha zevkli olduğuna inanacağınız bir ilişki. Bir örümcek türü var. Garip bir biçimde çiftleşiyorlar. Çiftleşirken erkek vücudunu dişinin başının önüne doğru eğiyor. Çiftleşmeye başladıklarında ikisinin bedeni bütünleştiğinde dişi örümcek de erkeği yemeye başlıyor. Erkek dişiyi döllerken dişi erkeği yiyor. Çiftleşme bittiğinde erkek de kelimenin gerçek anlamıyla bitiyor. Dişi onu yemiş oluyor. İki örümcek çiftleşmeye başlarken erkek bunun kendi sonu olacağını, öleceğini biliyor.
Ama birlikte olmak nasıl bir haz veriyorsa, erkek ölümü, öldürülmeyi, parçalanmayı daha baştan kabul ediyor. Doğa bazen böyle insafsız şakalar yapıyor. Ölüm gibi her canlıyı ürküten büyük bir tehdit yarattıktan sonra, o tehdidi bile unutturabilecek inanılmaz bir haz yaratabiliyor. Ve eğer o hazı size tattıracak birine rastlarsanız, yok olmaya aldırmıyorsunuz. Bütün hayatınızdan vazgeçebiliyorsunuz. Biriktirdiğiniz ne varsa, para, ün, itibar, aile, iş bir kenara itilebiliyor. Ölüm korkusundan bile daha büyük bir cazibeye dokunabilme karşılığında, ölümden bile beter olana, canlı canlı yenmeye, yavaş yavaş tükenmeye ve üstelik o tükenişten zevk almaya koşuyorsunuz. Alıyorsunuz da. Daha da beteri, siz ölümü bile aşan muhteşem bir hazzı yaşarken, size bakanların, sizi seyredenlerin, böyle bir hazzı hiç tatmamış, varlığından haberdar olmayanların, kendi küçük limanlarında küçük sandallarıyla gezmenin olağanüstü yolculuklar olduğunu sananların, sizi küçümseyeceğini, ne karşılığında hayatınızdan vazgeçtiğinizi anlamayacağını, sizi akılsız bulacağını biliyorsunuz. Ama birlikte mahvolmayı seçeceği insanı bulanlar, başkalarının söylediklerine, yargılarına, alaylarına aldırmıyorlar bile. Büyük bir ihtimalle kendilerini küçümseyenleri küçümsüyorlar. Biliyorlar ki bilmediğini küçümser insanlar. Kendilerinin yaşamadığını, asla yaşanmayacak, yaşanmaması gereken gerçek dışı hayaller sanırlar. Ve o insanlar kendilerine hiç sormazlar. Ben birlikte olmak karşılığında yok olmayı kabul edeceğim birine rastladım mı? Kendilerine hiç sormazlar. Ben kiminle olmak için yavaş yavaş ölmeyi ve bu ölümden haz almayı kabul ederim. Siz hiç böyle birine rastladınız mı? Ama siz bunu ister miydiniz? Birlikte mahvolmak. Annemin plakları. Sana nasıl bulsam, nasıl gitsem, nasıl etsem, nasıl yapsam da. Sana nasıl bulsam, nasıl gitsem, nasıl etsem, nasıl yapsam da. Meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam, anlatsam şu kiraz mevsimini. Para kazanmak değil, sevişme vakti olduğunu, sevişme vakti olduğunu. Nasıl yapsam da
kirazımı çalsam, anlatsam şu kiraz mevsimini. Para kazanmak değil, sevişme vakti olduğunu, sevişme vakti olduğunu. Çıplak heykeller, nefis hayalleriniz için. Çırılçıplak heykeller. Sait Faik Abasıyan'ın Umut şiirlerinden Ezgi'nin Günlüğü tarafından yeniden yorumlanmış haliydi. Anlatsam şu kiraz mevsimini. Herkesin bir ağacı vardır. Her yer yansa yorganı yoktur belki bu yalan dünyada ama hepimizin bir ağacı vardır. Yoksa da olmalıdır artık. Kiminiz başını dizlerine yaslamıştır, kiminiz altında hüngür hüngür ağlamıştır. Kiminiz yemiş koparmış, kiminiz düşmüş, kiminiz altında kitap okumuştur ağacının. Kiminiz buluşmuş, kiminiz ise veda etmiştir o ağacın altında. Kiminiz anılarını gömmüş, kiminiz en güzel anısını tatmıştır o ağacın altında. Evet, tahmin ettiğiniz gibi işte o ağacı anlatıyor. Belki de sizin ağacınızı Mediha Şen Sancakoğlu Annemin Plaklarında. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz. Kimi üzgün, kimi gün neşeyle doldumuz. Kimi üzgün, kimi gün neşeyle doldumuz. O ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Annemin Plakları. Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde. Attığımız tarihte, çizdiğimiz o kalpte. Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde. Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde. Sen şarkılar söylerdin yatarken.
biliyor musun o ağacın altını? Şimdi anlıyor musun o güzel günler için? Bilmem yanıyor musun? Biliyorsunuz bazı programların sonuna doğru bir Müzeyyen Senar dinler miyiz diye başlayıp daha sonra Diva'dan özel bir eser seçerdim sizlere. İşte şimdi yine öyle bir an geldi. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Ayrılık görünmüşken yar tutmuyor elimden, misafirim bugün ben gurbet akşamlarına. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Hicaz makamında bir eser bu. Ama Müzeyyen Senar kendinden bir şeyler katmayı sever eserlere. İşte burada da şarkının bir bölümünde gurbet akşamları yerine Bursa akşamları diyor. Sizin gurbetiniz neresiyse siz de şarkının o kısmını öyle değiştirin öyleyse. Evet, zor bulunan bir Müzeyyen Senar plağıydı bu. Annemin plaklarının sonuna doğru çoğu zaman ses etmeden giderim ben. Sırf veda etmeyeyim diye. Yine etmiyorum. Sadece başından beri benimle birlikte dönen tüm dinleyenlerime teşekkür etmek istedim. Plaklar gibi siz de dönün.
Geçmişte sevdiğiniz anlar varsa o günlere dönün. Geleceğin ümidi ise yüzünüzü oraya dönün. Dünya gibi geceleri olan bir gezegenseniz gündüze dönün. Yalnız kalmak istiyorsanız gecenize dönün. Gurbetteyseniz sılaya, yardan ayrıysanız vuslata dönün. Sizin için hangi mevsim güzelse mevsimler gibi dönün. Annemin plaklarında plaklar gibi yine benimle dönün. Hoşça dönün. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Gözlerine muhtacım, sözlerine uzattım ellerimi muhtacım, ellerine gitme. Şimdi bomboş eller seni çağırır, yaşlı gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine annemin plakları. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyada sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi muhtacım, ellerine gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım.